Evet, burada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin uzunluğu 5 bölü 9 metre, genişliği ise 7 bölü 8 metreymiş. Bu dikdörtgenin alanı nedir? Şimdi videoyu durdurmanızı ve soruyu öncelikle kendi başınıza yapmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Soruyu düşünmenin yollarından biri, alanın, genişlik ve uzunluğun çarpımı olduğunu hatırlamak. Dolayısıyla bu iki ölçüyü çarparak alanı bulabiliriz. Evet, Buradaki genişlik 7 bölü 8 metre demiştik. Bunu yazalım. Şimdi bunu uzunlukla çarpacağız. O da görselde 5 bölü 9 metre olarak verilmişti. Evet, çarpı 5 bölü 9 metre diyoruz. Peki bu işlem bize ne verecek? Metrelerin çarpımı bize metre kare verecek. Metre kareyi şu şekilde yazabiliriz. Daha sonra sonrasını yeni bir renkle yapayım. Pay kısmında 7 çarpı 5 olacak. Yani 35. Paydada ise 8 çarpı 9 yani 72 olacak. İşte işlemimiz bu kadar. Evet, buradaki dikdörtgenin alanı bu. 35 bölü 72 metrekare. Ya da başka bir deyişle metrekarenin 72'de 35'i. Şimdi konuyu biraz daha derinlemesine düşünüp, bunun neden mantıklı olduğunu anlamak istiyorum. Bunun için soruyu başka bir açıdan düşünmeyi önereceğim. Şu bölgeyi, yani baştaki dikdörtgenimizin alanını eş dikdörtgenlere böleceğiz. Hadi bölelim. Yatay yönde, yani her bir sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dikdörtgen var. Dikey yönde, yani her bir sütunda ise bu dikdörtgenlerden 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Gördüğünüz gibi 5 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 5 çarpı 7'den toplam 35 tane eş dikdörtgenimiz var. Peki bu dikdörtgenlerden her birinin alanı nedir? Şimdi burası 7 bölü 8 metre ise ve yatay yönde bu alan 7 ayrı bölgeye ayrılmışsa, bunların her biri 1 bölü 8 metre genişliğindedir. Aynı mantıkla buraya da bakalım. Eğer bu kenarın tamamı 5 bölü 9 metre ise, buradaki her bir dikdörtgenin uzunluğu 1 bölü 9 metre olacak. Çünkü sütun başına 5 dikdörtgen düşüyor. Peki şimdi bu durumda hemen şurada gördüğümüz bu küçük dikdörtgenin alanı ne olur? Bunun alanı 1 bölü 9 metre çarpı 1 bölü 8 metre olacak. Evet bunu yazalım. Şuradaki alan, 1 bölü 9 metre çarpı 1 bölü 8 metre olacak. 1 çarpı 1, 1 eder. 9 çarpı 8 ise 72. Metre çarpı metre ise metrekaredir. Yani demek ki bu 35 dikdörtgenin her birinin alanı 1 bölü 72 metrekareymiş. Buna göre tüm alan, tek bir küçük dikdörtgenin alanı çarpı 35 olacak. Yani 35 çarpı 1 bölü 72 metrekare. E bunun sonucu ne olacak? Tam da şurada gördüğümüz sayının aynısı olacak. 35 çarpı 1 bölü 72 metrekare. 35 bölü 72 metrekare eder. Bu 35, az önce sırayla yazdığımız şuradaki 35'in aynısı. Şimdi hepsini bir kez daha tekrar ediyorum. Şurada bulduğumuz şeye ulaşmak için Rekt olarak esas dikdörtgenin kenarları olan 5 bölü 9 ile 7 bölü 8'i çarpabilirsiniz. Fakat bu küçük dikdörtgenlerin her birinin alanını bularak sanıyorum ki hepimiz bu hesabın nereden geldiğini daha iyi anlamış olduk.